Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü konumuz, bugünkü kartlarımıza sorumuz. Diyoruz ki aklımdaki kişi an enerjisiyle beni özledi mi? Bakalım bende bir özlem enerjisi var. Onda da aynı özlem enerjisi var mı diye kartlarımıza haydi bir bakalım, soralım bakalım. Evet, haydi bakalım. Niyetimizi aldık. Benim canım kolektifime hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Bakalım bakalım aklımdaki kişi an enerjisiyle beni özledi mi? Bakalım bana karşı özlem enerjisi çalıştırıyor mu? Onu bir bakalım görelim istiyorum. Ve tabii ki bu açılımlarımız bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar bildiğiniz gibi. Sizler de ne yapıyorsunuz? Kendinize uyan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak, beğeniler bırakıp, yorumlar yaparak ve tabii ki süper teşekkürlerle de bana destek verdiyseniz de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz sizlerin desteğiyle, sizlerin aboneliğiyle ben de burada varlığımı sürdürmeye devam ediyorum. Vallahi canım gönül dostlarım, hani sitem etmek gibi olmasın ama gerçekten uzun zamandır böyle bu aboneler ve bu izleyici, bu izlenme oranlarıyla yani gittiğimiz için ben çok üzülüyorum. Ve gerçekten ciddi anlamda da bir süre video çekmeyi düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Şimdilik bir gidelim bakalım. Birkaç gün daha böyle gideceğim ama böyle giderse yani Şubat ortasından itibaren bir süre videolarımı keseceğim, çekmeyeceğim. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hiç kayda değmeyen, çok saçma sapan kanalların yüksek orandaki aboneleri ve yüksek izlenilmeleri beni artık bu karara zorlamaya başladı. Üzülüyorum. Evet biliyorum çok güzel takipçilerim var, çok güzel bir kitlem var. Ama bir süre ben de dinlenmek istiyorum. Hani gerçekten çok üzüldüm yani. Hani üzülüyorum çünkü hani böyle saçma sapan bir rakamda takılı kaldık. Bir türlü ilerlemiyoruz. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Ben başka kanallar gibi sizi tehdit etmiyorum. Size bir şeyler demiyorum. Ki bunları da yaptığımda oldu yani. Hani uydum belki dedim bir şey olur. Ama yok yani yok. Ben anlamadım hani nerede ne yapıyorum. Bu YouTube'un benimle alıp veremediği ne var? Hala çözemedim. Bilmiyorum yani üzülüyorum bunu söylerken ama gerçekten bir 10 gün daha muhtemelen sizlerle birlikteyim. Sanırım 9 ya da 10 Şubat'tan sonra videolarımın çekimini durdurmayı düşünüyorum. Evet bilginiz olsun şimdiden de söylüyorum. Evet canım gönül dostlarım bakalım bakalım şimdi gelecek mesajlar neler olacakmış. Haydi bir bakalım aklımdaki kişi beni özledi mi? Özlem enerjisiyle geldik. Siz de beni özleyin anacığım. Evet siz de beni özleyin diyeyim. Özlem enerjisi gelince hemen bunu böyle bir araya da sıkıştırmış oldum kendimle ilgili. Evet ama gerçekten sonuna kadar da haklı olduğumu düşünüyorum. Zaten benim sürekli takipçilerim de biliyor. Haklı olduğumu da biliyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten hani ben çok yoruldum ve üzülüyorum yani. Etkileniyorum ve enerjimi de etkiliyor bu. O yüzden dolayı da bir süre gerçekten dinlenmek istiyorum. Yani 10 Şubat'a kadar videolarımı yükleyeceğim. 10 Şubat'tan sonra bir süre video yüklemeyi düşünmüyorum. Evet. Haydi bakalım canım gönül dostlarım hazır mısınız? Evet aklımdaki kişi bakalım bakalım beni özledi mi diye sorduk. Kolektif enerjime gelen cevaplarla başlıyorum. Şimdi direkt evet direkt evet evet bakın evet evet.
Şimdi yine en son söyleyeceğim. En başta söyledim. İlk gelen tabii ki sizin ilişkinizle bağlantılı, kolektif enerjimin ilişkisiyle bağlantılı ilk gelen mesaj. Beşli bir zamandan beri bakın iletişiminiz yok. Yani bugünden itibaren geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay, 5. ay ya da beşli bir tarihten beri maalesef ki aranızda bazı iletişimin olmadığı, belki ayrısınız, dargınsınız, kırgınsınız, küskünsünüz ya da haber alamıyorsunuz birbirinizden ama burada evet sıkıntılar mevcut da var ve hatta İlişkinizin düzensiz bir ilişki olduğunu da veriyor kartlarım. Yani bir gelen, bir giden, bir var, bir yok. Bir ilişki içerisinde olduğunu görüyorum. Ve bu yüzden dolayı da hatta belki şu andaki işte o ayrılık ve dargınlıktan kaynaklı da niyet ettiğiniz kişinin size karşı son derece tedbirli ve dikkatli davrandığını da veriyor kartlarım mesaj olarak. Şimdi bakın, bir kere niyet ettiğiniz kişi gerçekten sizi çok özlemiş. Size 9'lu bir zaman veriyor kartlarım. Yani geçtiğimiz 9 saat içinde, 9 gün içinde, 9 haftayı da ayın 9'u, 19, 29 ya da 9. ayda. Bir ortamda ya da bir toplulukta belki bir resim paylaştınız, belki birileriyle sizi gördü, belki iş arkadaşlarınız, belki sosyal ortam arkadaşlarınız, belki akrabalarınızla bağlantılı. Sizi gördüğü bu ortamda zaten size olan özleminin daha da depreştiğini söylüyor. Kartlarım gerçekten çok özlemiş. Hatta bu özlem enerjisi de kendi içinde ikiyüzlülük yaparak belki de size bir hamle yapmak. Çünkü ikiyüzlülükle nasıl gelinir? İşte bir bahaneyle, bir şeyler uydurarak. İşte yok seni rüyamda gördüm de, yok ben de şunu unuttum da, yok ben de işte şu vardı da bu vardı da gibi gibi, artık yine kendinize göre alın. Çünkü bu tarz ikiyüzlülükler ya da bahanelerle sizi tekrar kazanabilmek adına bir yola çıkma niyeti ve düşüncesi içerisine bile girmiş. Ve hatta şunu da düşünmüş. Hani bu ikiyüzlülük enerjisi de gelirken hani bir de böyle hani hem yoğurdum dökülmesin hem ayranım ekşimesin diye bir eskilerin atasözü vardır. Bunun gibi bu hesapta böyle hani hem ikiyüzlülük de gelecek hem de bir de kendini üste çıkarabilmek adına da böyle sizi bir eleştirmek, bir kınamak, işte şöyleydi böyleydi gibi düşünceler ya da söylemlerle harekete geçmeyi de düşünüyor. Hatta bunu 9'lu bir zaman önce yaşamıyor. Ama mutlu olmuş mu? Gerçekten çok mutlu olmuş sizi gördüğü için. Belki de sizinle bağlantılı bir şeyler yaşadığı için kendi iş dünyasına çok mutlu olmuş. Sizinle hala bağlantısı devam ediyor. Hala o enerjiyi kesmemiş. Sizinle ilgili aşk enerjisi olur, sevgi enerjisi olur. Bu enerjiyi hala sizden kesmemiş niyet ettiğiniz kişi. Ve gerçekten de sizi çok özlemiş. Ve alın buyurun bakın, kendi içinde yaptığı savaş ve mücadeleyi veriyor. İnanılmaz derecede size olan özlemi, sevgisi ve hasretiyle ilgili bir mücadele ve savaş içerisinde. Bakın, geçmişle bağlantılı anıları, geçmişte sizinle ilgili yaşadıkları, belki de ortak bir şey, işiniz olur, çocuğunuz olur, eviniz olur, ya yani ortak bir şeyin, ortak paylaştığınız ne varsa onunla ilgili özellikle yaşadığı özlemi ve hasreti de veriyor kartlarım. Ve yine aynı şekilde gelecek vaatleriyle, bazı vaatlerle gelecek vaat eden ya da umutlar ya da ümitler vaat eden bir girişimde bulunmak ve önemli konuşmalar, önemli yazışmalar yapmak niyetinde sizinle ilgili bu özleminden kaynaklı. Ve hala sizinle dediğim gibi de bakın birliği ve bütünlüğü bozulmamış. Zaten baş melek Sandalfon her zaman şunu söylüyor. Şu an niyet ettiğiniz kişi bir geleneksel bakış açısında olabilir. Belki de kendi kafasında bazı geleneklerini ve kurallarını yıkmadığı için, işte duruşunu bozmamak adına size olan özlemini, sevgisini dile getirmiyor ya da belli etmiyor olabilir, ama kendi içinde ruhsal olarak zaten başlarken de mücadeleyle başladı. Ruhsal anlamda da çatışmalar yaşıyor kendi iç dünyasında ve önemli görüşlerine ya da fikirlerine önem verdiği kişilerden de bu konuyla ilgili bilgi almaya da çalışıyor. Bakın, sizinle olan mutlu aile hayatını ya da mutlu birlikteliği
kişiliğini, duygusal ve maddi ihtiyaçları şu anda karşılanmadığı için özlediğini söylüyor kartlarım. Ve tabii ki sizinle bağlantılı yine ilerleme arzusu içerisinde olduğunu, şu an sizinle olan ilişkisinde daha anlamlı arayışlar içerisinde olduğunu. Çünkü sizinle olduğunda daha anlamlı olduğunu ve bakın güç. Yani size karşı hala güçlü bir bağı var. Hala siz onun hayatında güçlü bir yer işgal ediyorsunuz. Ve her türlü sizi olan özleminde en çok biraz böyle sizin onu affetmeniz ya da ona şefkatle yaklaşmanız konusunda kafasında soru işaretleri mevcut da var. Evet, bak geçmişte yaptığı hatalar, alın buyurun, gene aynı kartlar geldi. Geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklı korkuları var. Evet, şu an bir bekleyiş içerisinde kendisi de size olan özlemiyle ilgili. Evet, bazı gayret ve çabalar, ki burada da zaten savaş ve mücadele verdiğini veriyor kartlarım. Zaman zaman bu gayret ve çabanın içine giriyor. Zaman zaman kendini böyle bir gevşetiyor, bir rahatlatıp relaksa bırakıyor. Ama burada yansıma çok önemli. Yani siz ne hissediyorsanız, sizde aynı özlem ve sevgi devam ediyorsa aynı şekilde aklınıza ve kalbinizdeki kişinin de size yansıması o şekilde. O da sizi sevgi ve özlemle anıyor ve değişmekle ilgili özellikle çok fazla da beklenti içerisine girme benden ilgili diyor. Ki ölüm yeniden bir doğuşu simgeliyor. Bir şeyleri tamamen artık arkasında bırakıp yeniden bir doğuş, yeniden bir başlangıç niyetinde ve isteğinde olduğunu söylüyor size kartlarım. Ve son olarak da bakar mısınız, ölüm ve yaşam muhteşem ikili ve varlığına şükrediyor. Bakın, o kadar özlemiş ki sizin varlığınıza şükran duyuyor. Yani iyi ki sen benim hayatımdaydın ya da iyi ki sen benim hayatıma geldin ki ben de seni tanıdım ki şu an belki ayrılık, dargınlık, kırgınlık da olsa sana olan özlemimle belki de bir şeylerin mücadelesini hala sürdürebiliyorum diyor size. Evet canım, gönül dostlarım. Gelen mesajlar bu şekildeydi. Günlük tarot okumamızda gelen mesajlar bu şekildeydi. Umarım hepinizin gönlüne, kalbine göre olur her şey diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.